Müseylem'i Türk Kezzabı öldürdüm. Müseylem'i Türk Kezzabı öldürdüm. Elhamdülillah. 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 Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Müseylem'i Türk Kezzabı öldürdüm. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Müseylem'i Türk Kezzabı öldürdüm. Allahu Ekber. İnsanların en hayırlısı Hamza'yı seninle öldürmüştüm. İnsanların en kötüsü Müseyleme'yi de seninle öldürdüm. Artık insanların arasında rahatça gezebilecek miyim? Hamza'nın katili olduğum söylenmeden. Önce Bedeviler bize saldırdı ve bizi çekilmeye zorladı. Ta ki Halit orduyu bölüklere ayırıp kendi bayrakları altında savaşmasını emredene kadar bu şekilde sürdü. Sonunda insanlar kaçmaktan utandı. Allah'ın yardımıyla zafer kazandık elhamdülillah. 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 Şuna şahidim ki Resulullah'ın halifesi Halit şehadet şerbetini içmek için elinden geleni yaptı ve kazanana kadar sabretti. Hatta şunu dedik. Ya Halit bin Velid, ordunun kumandanısın. Düşmana o kadar yaklaşman gerekmez. Sen ölecek olursan ordu zayıflar. Dedi ki, vallahi ne demek istediğinizi anlıyorum. Ancak kendimi tutamıyorum. Müslümanların yenilmesinden korkarım. Eğer şehadet öne atılıp düşmanın içine kadar girene nasip olsaydı, evvela Halit şehit olurdu. Amcan Zeyd bin Hattab ne yaptı? Şehadeti istedi ve Allah da kabul etti. Zeyd öldü, sen hala yaşıyor musun? Kaybol gözüm seni görmesin. Allah'tan şehadet istedi ve şehit oldu. Bana da nasip olması için her şeyi yaptım ama olmadı. Allah Zeyd bin Hattab'a rahmet eylesin. İki güzellikte de beni geçti. İslam ve şehadet. Düşmanla şiddetle savaştı. Müseyleme'nin ordu komutanı olan Reccal bin Amfüve'yi öldürdü. Vallahi sabah rüzgarı estiği sürece onu unutmayacağım. Resulullah'ın makamında buluşana kadar inşallah. Vallahi insanların en iyisiydi. En vefalısıydı. Küçüklüğümüzden beri beni kendine tercih ederdi. Ben kabaydım. Oysa nazikti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Abdullah. Yemame'de şehit mi oldu? Ağlıyor musun Ebu Cendel? Allah kardeşine şehadeti nasip etti inşallah.
bizim arkadaşlarımızdan daha hayırlı bir arkadaşa, bizim hayatımızdan daha iyi bir hayata gitti. Ağlayacaksa kendimize ağlayalım. Kalan ömrümüzde Allah bize ne takdir edecek bilmiyoruz. Ama ne yapmamız gerektiğini biliyoruz baba. O hak konusunda hep bizden öndeydi. İnandığı şeyi mutlaka yapar ve sonuçlarına katlanırdı. Bildiğinden şaşmazdı. Yani mücahitler halifenin emriyle Medine'den ayrılırken biz neden Mekke'de kalalım? Halife beni nereye gönderirse gideceğim. Hatta gittiğim yerde kalabilirim bile. Belki kardeşime kavuşabilirim. Ben de senin izinden gideceğim Ebu Cendel. Senin ve oğlum Abdullah'ın izinden. Allah ona rahmet eylesin. Sonunda Ebu Cendel. Her zaman söylüyordu. Baba baskısından kurtulmanın zamanı gelmedi mi diye. Evet. Sonunda baba baskısından kurtuldum. Baba baskısından kurtuldum. Ey Ebu Bekir, Yemame'de birçok hafız öldürüldü. Önümüzdeki savaşlarda da başka hafızların öldürülmesinden korkarım. Kur'an'ı bir kitapta toplamak için emir vermelisin. Böylece kağıt parçaları, hurma dalları, kemikler ve zihinlerde dağınık kalmaz. İyi ama Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi ben nasıl yapabilirim? Vallahi bu hayırlı bir iştir. Evet, Allah onu koruyacağını taahhüt etmiştir. Gerekli adımı atmaları için kullarını yönlendirecek ve bunu kolaylaştıracaktır. Yemame'den sürekli hafızların şehit haberi geldiğinden beri hep bunu düşünüyorum. Şimdi bu konuyu sana açtım. Evet, vallahi hayırlı iştir. Bunu gerçekleştir. İyi bir fikir. Doğru ve yerinde bir görüş. Toplama görevini kime verebiliriz? Zeyd bin Sabit, akıllı ve güvenilir bir gençtir. Resulullah'ın vahiy katipliğini yapmıştır. İşte orada. Selamun aleyküm Attab'ın oğlu. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Müslümanlık nasıl gidiyor Uyeyne? Elhamdülillah. O günler geride kaldı ya Ömer. Ya eski arkadaşın ne yaptı? Tüleyha el-Esedi'yi mi kastediyorsun? Onun Kelp kabilesine yerleşip sonra İslam'a döndüğünü duydum. Kahinliği bıraktı mı? Kehaneti bahane olarak kullanmak istedi ama pek başaramadı. Sonra da benim gibi Hakk'a geri döndü. Peki neden geldiniz? Ebu Bekir'in emrettiği gibi şahitlik edesin diye sana geldik. Nedir o? Ben ve arkadaşım Akra bin Habis, Resulullah'ın halifesine gidip dedik ki, ekilip biçilmeyen, kimseye de faydası olmayan çorak bir arazimiz vardır. Eğer bize vermeyi uygun görürsen, biz de bazı şeyleri eker biçeriz. Belki Allah'ın izniyle bir faydası olur.
yanındakilere bu konu hakkında danıştı. Onlar da onay verdiler. Bunun üzerine bize bu yazıyı yazdırdı ve adamları da şahitlik etti. Ama Ömer şahitlik etmeden asla geçerli olmaz dedi. Şahitlik etmen için sana gelmemizi söyledi. Bu yüzden sana geldik. Öyle mi dedi? Ver şuna bir bakayım. Yazıklar olsun Hattab'ın oğlu, ne yapıyorsun? O halifenin yazısı. Şahitliğim olmadan geçerli değil demedi mi? Vallahi razı değilim. Geri dönün. İslam için bugüne kadar ne yaptınız da Müslümanlara ait olan bu büyük arazi sizin olacakmış? Resulullah'ın Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimet verdiğini bilmiyor musun? Resulullah o zaman sizi kazanmaya çalışıyordu. Çünkü Müslümanlar azdı. Allah'ın lütfuyla İslam güçlendi. İkiniz de gidin çalışın şimdi. Çalışana kadar da Allah size yoldaş olmasın. Dar zamanda kaybolup bollukta ortaya çıkıyorsunuz. Vallahi kaba ve sert bir adamsın. Resulullah'ın halifesine seni şikayet edeceğim. Halife sen misin yoksa Ömer mi? Bu adam ne diyor? Kabul etseydi o halife olacaktı. Bu ikisine verdiğin o büyük arazi sana mı ait yoksa Müslümanlara mı? Tüm Müslümanlara ait. O araziyi Müslümanların elinden alıp bu ikisine vermeye seni kim zorladı? Önce etrafımdakilere danıştım ve onlar da uygun gördü. Etrafındakilere danışman ve onların uygun görmesi tüm Müslümanların razı olduğunu göstermez. Vallahi o arazide tüm Müslümanlar hak sahibidir. Daha önce de söylemiştim. Bu işe daha fazla layıksın. Ama beni ikna edip bu sorumluluğu üstlenmemi sağladın. Elhamdülillah. Benden daha hayırlı biri sorumluluğu üstlendi. Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı. Ebu Bekir Es-Sıddık. Bu yazı Müsenna bin Halise Eşşeybani'den geldi. Ala bin Hadrami ile birlikte Bahreyn'deki mürtetlerle şu anda savaşta olduğunu biliyoruz. O da yörenin insanıdır. Ne yazık ki mürtetlerle savaşı bittiğinde orada durmadı. Birliğiyle mürtetlere yardım eden Persillerin peşine düştü. Ve onlarla savaştı. İki nehre varana kadar topraklarında ilerledi. Dicle ve Fırat. Şu anda Irak sınır bölgesinde. Perslerin ve Iraklı Arapların saldırısına uğramamak için. Tüm bunları kendi inisiyatifiyle yaptı. Şimdi bu yazıda da diyor ki, beni resmen kumandan tayin edin. Böylece Perslere akınlar düzenleyebilir, bölgemi koruyabilirim. Ne diyorsunuz? Bizim bildiğimiz hayırlı bir adamdır. Ama doğrusunu Allah bilir. Ama asla soyu bilinmeyen sıradan bir insan değildir. Kendi nefsi için kumandan olmak istediğini sanmam. O zaten kavminin efendisi. Kumandanlığı halife onaylasın istemiş ki, savaş emri verdiğinde insanlar da onunla birlikte gelsinler diye. O Irak sınırında Persler onu rahat bırakmayacaktır. Ancak bildiğimiz Persler şu anda saltanat kavgasındalar. Müsenna tehlikesinin farkındalar. Hire'ye yakın topraklarını kaybetmemek uğruna birlik olurlar. Ve o da onlarla başa çıkamaz. Perslere akınlar düzenleyerek sonuç elde edemeyiz. Onlarla kendi topraklarında savaşmak üzere büyük bir ordu göndermeliyiz. Ta ki Resulullah Efendimizin haber verdiği gibi Allah'ın vaadi gerçekleşene dek.
Evet Resulullah'ın halifesi. Görüş de zamanlaması da doğrudur. Şu anda bütün Arap Yarımadası Allah'ın dinine girdi. İslam'dan önce Arapların bilmediği pek çok savaş maharetini ordumuz artık kazanmış durumda. Araplar Perslerle savaşmak üzere yola çıkarsa, Allah'ın izniyle kalpleri sağlam bir bina gibi kenetlenecektir. Böylece aralarındaki eski savaşları, intikam ve kin duygularını unutacaklar. Bunu yapacaksak, şimdi tam vaktidir. Fermanım sana ulaştığında, güneybatıdan girmek üzere Irak'a doğru hareket et. Übülle'den başla. İnsanları Allah Azze ve Celle'ye inanmaya davet et. Cevapları olumsuz olursa kendilerinden cizye alınacağını bildir. Cizye vermeyi kabul etmezlerse onlarla savaş. Çiftçilere iyi davran. Onları arazilerinde bırak ve kaldıramayacakları bir yükü yükleme. Kimseyi seninle beraber gelmeye zorlama. Ayrıca Müsenna bin Harise'ye sana katılmasını emrettim. Onunla kaldığın sürece başkumandan sensin. Ondan ayrıldığında eski konumuna geri dönecek. Kaka bin Amr ile sana takviye gönderiyorum. Çünkü o bin adama bedeldir. Kaka'nın olduğu bir ordu yenilmez. Kazım'a, Zat-ı Selasil. Müslümanlar, bu bizim Perslerle ilk savaşımızdır. Büyük yankı uyandıracaktır. Bildiğiniz gibi onlar suya bizden önce vardılar. Bunun için onlarla vuruşun. İnanıyorum ki su en sabırlı tarafın, en şerefli ordunun, en yiğit askerlerin olacaktır. Kumandanınız benim karşıma çıksın. Benimle vuruşsun. We'll be right back.
Saldırın! Çabuk olun! Saldırın! Kaçsın! Allahu Ekber! 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 Kaçın! Kaçın! Çabuk olun! Halid bin Velid'den Resulullah'ın halifesi Ebu Bekir es-Sıddık'a. Şöyle ki: Allah-u Teala'ya hamdolsun. Düşmanlar Kazima'da karşılaştık. Allah bizi onlara galip kıldı. Onlara çok büyük kayıplar verdirdik. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Onlardan kaçanların peşlerinden gitmesi için Müsenna bin Harise'yi görevlendirdim. Pers kralı başlarında büyük kumandanı olan bir orduyla onlara takviye gönderdi. Süratle Müsenna'nın bulunduğu mezar denilen yere hareket ettim. Pers ordusuyla karşılaşmadan önce ona yetiştim. Oysa yetişebileceğimizi zannetmiyorlardı. Yükümüzü indirmeden savaşmaya başladık. Ayrıca kumandanlarını öldürene kadar onlara göz açtırmadık. Allah kalplerine zayıflık verdi ve teslim oldular. Mezardaki savaşın ardından Velece'de başka bir orduyla karşılaştık. Bekir bin Vail kabilesinden kendi yandaşlarını toplamış, bizimle daha iyi savaşacaklarını sanmışlar. Tamam, hadi sıraya girin. Tamam, hadi sıraya gir. Herkes tek sıra olsun. Hadi. Tek sıra olun. Başlarında da Perslerin en büyük kumandanlarından biri olan Behman Cazeviye vardı. Ben de ordumu 3 birliğe böldüm. İki birliğe gizlenmelerini emrettim. Savaş kızıştığı zaman düşmana yandan ve arkadan saldıracaklardı. Allah'ın büyük yardımıyla onlara karşı zafer kazandık. Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sonra fazla zaman geçmeden onlarla Ülle istenilen yerde yeniden karşılaştık. Orada bize karşı çok büyük bir ordu toplamışlardı ve bir önceki savaşın intikamını almak istiyorlardı. Ordumla kamp kurdukları yere vardığımda hazırlık yapıyorlardı. Toplanmalarına fırsat vermedim. Tam donanımlı olarak gelmiştik. Önce orada kamp kurup sonra da savaş konumu alırız sandılar. Allah bize zafer nasip edene dek onlara dört bir yandan saldırdı. Dikkatli olun! Müslümanlar saldırıyor! Müslümanlar saldırıyor! Allahu Ekber! 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 Ganimet olarak birkaç gemi aldık. O gemileri de inşallah askerlerimizi ve yüklerimizi Hire'ye nakletmek için kullanacağım. Elhamdülillah. Müjdeler olsun. Ey Medineliler! Allah bizi Pers ordusuna karşı muzaffer kıldı. Ve bu saltanatlarının sonudur. Allah mutlaka tamamını erdirecek ve büyük ordumuz Allah'ın izniyle Medain'e girecektir. Sizlerin aslanı olan Halid bin Velid, onların aslanına saldırdı ve onu yendi. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Allahu Ekber! 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 Hadi! Düzenlediğimiz gibi gemiye çıkacaklar, çıksınlar. Diğerlerimiz de onların hizasında yürüyecek. Hire saraylarını görene kadar durmayacağız. Hakkın vaadi yaklaştı. Birazdan Havarna'yı, daha sonra da Hire saraylarını göreceksiniz. Hire'ye kim hakim olursa Irak'a hakim olur.
sonunda Hire'ye geldik. Allah'ım senin ve Resulünün vaadini gerçekleştir. Allah'ın dinini ilk kez açıkça ilan ettiğinde bunu müjdelediğini duymuştum. Kabe'ye sırtını dayamış insanları inanmaya çağırıyordu. Onu tasdik edenler, yalanlayanlar, alay edenler vardı. Vaadinin gerçekleştiğine şahit olacak ilk kişinin ben olacağımı düşünmemiştim. Ve Allah bunu nasip etti. Allah'ım geçmişimde işlediğim günahları affet. Verdiğin nimetlere hamdolsun. Ne yapıyorsun Ebu Bekir? Hava çok soğudu ya Ömer. Bu elbiseleri Medine'nin dul ve yoksullarına dağıtacağım. Sana yardım etsem de sevaba ortak olsam inşallah. Elbette. Ya Ebu Bekir, bu Allah'ın bize ganimet olarak verdiği maldır. Görüyorum ki sen de onu insanlar arasında eşit bölüştürüyorsun. İki kere hicret edenleri ve iki kıbleye karşı namaz kılanları, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlarla nasıl bir tutarsın? İlk Müslümanlar ve fedakarlık edenler bunları Allah için yaptı. Karşılıkları da Allah'a aittir. Bu ise sıradan bir iş. Eşit davranmak özel muameleden hayırlıdır. Vallahi ilklerle sonrakileri hürle köleyi ayırmam. Kadınla cariyeyi ayırmam. Hepsi benim halkım ve hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ya Beytülmal? Başına bekçi koymayacak mısın? Bu malı insanlar ve askerler arasında eşit dağıtırken bekçi ne yapayım? Bekçiye bekleyecek bir mal kalmıyor ki. Soğuktan korunman için elbise getirdim kardeşim. Allah sana hayır nasip etsin Resulullah'ın halifesi. Bugün sizleri büyük bir meseleyi istişare etmek için çağırdım. Yüce Allah'ın nimetleri saymakla bitmez. Allah bize Hire'nin ve Irak'ın bazı bölgelerinin fethini ihsan etti. Sizi ve halkımın Şam'daki Rumlara karşı seferber etmeyi düşünüyorum. Bu yüzden hepinizin de görüşünü almak istedim. Hayrı kullarından istediğine veren Allah'a hamdolsun. Vallahi bütün hayırlı işlerde bizi geride bıraktın. Bu da Allah'ın sadece dilediğine verdiği bir nimettir. Vallahi ben de seninle bunu konuşmak için görüşmek istiyordum. Ama Allah bunu bir türlü bana nasip etmedi. Şimdi düşündüğümü söylüyorsun. Allah seninle daima doğruyu bulmayı nasip etsin. Irak'ın fethini gerektiren nedenler Şam için de geçerlidir. Resulullah Mute ve Tebük seferleriyle ve Üsame'nin ordusuyla o yolu açmıştır. Bütün Arapların İslam'ı kabul etmesinden ve İslam'ın güç kazanmasından beri Rumlar komşuları olan Yarımada'da yaşayan Araplara baskı uyguluyor. Müslüman olan kabilelere saldırıyor, elçi ve davetçilerimizi öldürüyorlar. Şimdi de Allah'ın Irak topraklarında bize nasip ettiği büyük fethi duymuş olmalılar. Bu onları endişelendirmiş olmalı. Topraklarını kaybetmekten korkuyorlar. Biz Şam'da onlarla savaşmazsak, onlar topraklarımızda bizimle savaşmak üzere ordu toplayacaklar. Önce biz davranalım Resulullah'ın halifesi. Ey Resulullah'ın halifesi! Rumlar ve Asfar oğulları keskin kılıç gibidir. Bence Yemen, Rebia ve Mudar kabileleri bize takviye ordu göndersinler. Bu çok hayırlı olur. İstersen ordunun başında Rumlarla savaşırsın ya da başkasını kumandan tayin edersin. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benim görüşüm Resulullah'ın halifesi, sen bu dine inananlara şefkatli davranan birisin. Müslümanlar için doğru, hayırlı olduğuna emin olduğun bir görüşün varsa tereddüt etmeden gerçekleştir. Osman doğru söylüyor. Doğru gördüğün görüşü uygula. Seni dinleyip sana itaat edeceğiz. Emrine karşı gelmeyeceğiz. Ben de Ömer, Osman ve Saad gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ebu Hasan? Doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Oraya giden,
kendin de olsan veya bir başkasını kumandan da tayin etsen, muzaffer olacaksın inşallah. Rumlarla savaşmaya hazırlanın Allah'ın kulları. Başınıza kumandanlar tayin edeceğim. Onlara mutlaka itaat edin. Bunun dışında size takviye olarak Yemen halkını, tabii Mudar'la Rebi'ye halkını göndereceğim. Rabbinize itaat edin. Onun emirlerine karşı gelmeyin. Niyet ve amelleriniz iyi olsun. Ben hiç şüphe etmiyorum ki Allah takva sahipleri ve iyilik yapanlarla her zaman beraberdir. Ey insanlar! Ey insanlar! Şam'da düşmanınız Rumlara karşı cihada katılın. Ey Müslümanlar! Resulullah'ın halifesi sizi Şam'da Rumlara karşı cihada çağırıyor. Rabbinizin mağfiretini kazanmak. Yeryüzü ve gökyüzü kadar geniş cennet için acele edin. Ya Ebu Bekir! Ya Ebu Bekir! İnsanları cihada çağırırken ben neden onlardan geri kalayım ki? Ben de onlarla gitmeye karar verdim. Allah için bana izin ver. Sensiz yapamam Bilal. Ya Ebu Bekir! Eğer beni kendin için satın alıp azat ettiysen beni tutabilirsin. Gerçekten. Ama beni Allah için satın alıp azat ettiysen bırak da gideyim. Hayır vallahi Bilal. Seni çok sevdiğimi bilirsin. Baktığımda Resulullah'ın şehrini sensiz görmek beni gerçekten üzer. Artık ezan okuyamıyor olman bizi üzmüştü. Resulullah'tan sonra ezan okuyamadığımı biliyorsun. Gözyaşlarına boğuldum ve sesim kısıldı. O günden sonra da ezan okuyamadım. Endişelenme Bilal, endişelenme. Allah ayrılığında yardımcım olsun.